Programımız sıradaki özel haberimizle hız kesmeden devam ediyor. Özge Ulusoy kadınların korkulu rüyası olan selülite neyin iyi geldiğini öğrenince nasıl çok şaşırdı. Bunu ben de bilmiyordum gerçekten. Evet. Sunucumuz Özge Ulusoy birçok kadının kabusu olan selülite savaş açtı ve soluğu Doktor Ozan Balık'ın yanında aldı. Özge Ulusoy'la Lifestyle'da bugün yine kadınları çok yakından ilgilendiren, hepimizin de korkulu rüyası olan bir konu işleyeceğiz. Selülit konusunu işleyeceğiz. Selülitle nasıl savaşırız, nasıl oluşur, neler olur, bununla savaşma yöntemleri nelerdir, bunları konuşmak için operatör Doktor Ozan Balık'la buluştuk. Ozan Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz? Ben de iyiyim, sağ olun. Bugün bize önce bir selülit nedir onu açıklayarak başlayalım mı? Peki. Şimdi kadın arasında efsane haline gelmiş olan bir konu selülit zaten. Ama tıpkı bir selülit dediğimiz zaman çok daha farklı şeyler anlarız. Yani dokunun tam kat iltihabından iltihabı olduğunu biz biliriz. Doku ama iltihabı mıdır selülit? Aslında dokunun yani iltihabıdır. Yani her an iltihabın kümeleşmemiş halidir. Dokunun her tarafından yayılmıştır ama kümeleşmemiştir. Ama kadın arasında tabii böyle algılanmıyor. Bu genellikle kalça ve basen bölgesini saran portakal kabuğu görüntüsüne selülit olarak isimlendiriliyor. Selülit için dokunun iltihabıdır diyen doktorumuz Özge Ulusoy'un selülit genelde kadınlarda mı oluyor sorusuna bakın ne cevap veriyor. Peki sadece kadınlarda mı oluyor? Ben daha önce birkaç yerde okumuştum bunun östrojen hormonuyla yani kadınlık hormonuyla bir alakası var mıdır? Doğru mu biliyorsun? Direkt olarak östrojenle ilgisi var demek çok doğru değil ama genetik olarak kadınları etkileyen bir durumdur. Erkeklerde çok 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 nadirdir. Olduğu zaman direkt literatüre giriyor zaten. O yüzden kadınların başının belası sadece. Erkekler hep bir adım önde, hep bir şanslılar. Sırada selülitin neden oluştuğu konusu var. Bakalım doktorumuz Ozan Balık selülitin nasıl oluştuğu ile ilgili neler söyleyecek? Şimdi selülit dediğimiz konu derinin aslında birkaç milimetre altında meydana geliyor. O yüzden kişinin çok da kilo alıp vermesiyle ilgili bir olay değil. Kilo ile alakası yok. Kilo ile direkt olarak alakası yok. Derimizin altında küçük küçük odalar hayal edin. Septa dediğimiz duvarlarla bölünmüş odalar ve bunun altındaki yağ kümelenmeleri artıyor ve dış septalar da deriyi bırakmadığı için septalar arası bombeleşiyor ve septaların çektiği yerde çukur kaldığı için o portakal kabuğu görüntüsüne ulaşıyor. Neden oluyor? Genetik altyapıdan kaynaklanıyor bu. Yani direkt kiloyla ilgilenmek çok zor. Tabii beslenmeye bağlanıyor, hareketsizlikle ilişkilendirilebiliyor, kahve tüketimiyle ilişkilendirilebiliyor. Ama özellikle şunu şunu yapmazsanız hiçbir zaman selülit olmazsınız diye bir şey yani söylemek çok zor. Yani biz şunu söyleyemiyoruz. Selülitin sebebi şudur diyemiyoruz aslında. Tam olarak sebebi budur diyemiyoruz. O yüzden de yok edemiyoruz. Doktor Ozan Balık'ın bende hiç selülit yok diyen hanımlar için de söyleyecekleri var. Valla kadınların %85-90'ını etkileyecektir. Hayatının bir döneminde mutlaka az ya da çok etkileyecek. Peki nelerden kaçınmamız gerek? Biraz önce onlardan bahsetsek müdahalelere geçmeden önce. Yani az da olsa etki edecekse işte kahve, beslenme, fast food, gazlı içecek. Hani biz nasıl selülitle önce kendi içimizde savaşmaya başlayabiliriz? Şimdi bunun altyapısında genetik temeller olduğu için genetik zincirimizi tetikleyecek olan yaşamsal problemlerden kaçınmamız lazım. Ne demek istiyorum? Çok aşırı kilo alıp çok aşırı kilo vermelerden ya da bazen tabii önleyemeyiz bir gebelik dönemindeki hormonal dalgalanmalardan. Çok ciddi hareketsizlikle geçirdiğimiz büyük dönemlerde bizim bazı genetik sarmallarımız aktif hale gelir. Program sunucumuz Özge Ulusoy doktorumuza bu kez de selülitle savaşta en etkili yöntemin hangisi olduğunu soruyor. Selülitle kesin olarak işte egzersiz yaparak, su içerek, sağlıklı beslenerek savaşabiliriz diyebilir miyiz? Şimdi egzersiz suyu ayıralım. Su mutlaka günlük yaşantımızın olmazsa olmazı. Çok iyi su tüketimini sağlayacağız. Günlük ne yaşantımızda kadar tavsiye ediyorsunuz? Günde en azından 2 litreni tüketmemiz lazım minimum olarak. Onun dışında spor egzersiz elbette çok iyi. Yalnız şurada küçük bir ipucu vermek istiyorum. Selülit dedik ya kilo alıp vermeden bağımsız bir konudur. Derin hemen altında ki o ince yağ planında gerçekleşen bir olaydır. O yüzden teninizin üst katmanında da kasınız yok. İstediğiniz kadar spor yapın sizin. Kilo verebilirsiniz, yağlarınızdan kurtulabilirsiniz ama derinin hemen altındaki o selülitin oluştuğu katmana direkt olarak müdahale etmeniz çok zordur. O yüzden yaptığınız spor özellikle yüzme. Teninize temas eden suyun teniniz üzerindeki basıncından dolayı deri altının lenfatik dolaşımı da hızlandıracağınız için selülit açısından en faydalı spordur.
Aa, bunu ben de bilmiyordum gerçekten. Evet. Sırada selülitten kurtulmak için uygulanan yöntemler var. Doktorumuz Ozan Balık evde de rahatlıkla uygulanabilecek bir yöntemden bahsediyor. Şimdi şöyle, selülitte kullanılan en basit yöntem, evde de yapabileceğiniz şey masajdır. Masaj. Kesinlikle kuvvetli masaj, derinin alt katına, hemen altındaki o dediğimiz bizim için problemli olarak kabul etmez planın lenfatini de arttırırsınız. Ve o bölgedeki yağ dağılımını da düzenlemenizi sağlar. Şimdi tabii ben... egzersizin üzerine. Selülit görülme yaşının genç kızlara kadar düşmesini merak eden Özge Ulusoy konuyu Doktor Ozan Balık'a soruyor. Artık çok genç kızlarımızda da görüyoruz. Evet. Sizce niye bu kadar yaş düştü selülitte? Yani eskiden hani 30-35 yaşın üstünde selülit görülmeye başlarken şimdi 15-16 yaşındaki genç kızlarda görüyoruz. Sizce bu beslenmeyle alakalı olabilir mi? Bu beslenmeyle şöyle alakalı. Günümüzde sağlıklı beslenme diye bir şey kalmadı zaten. Biz fast food'lardan tutun GDO'lu yiyeceklere kadar. Sadece selülit neden erken yaşa geldi sorusunun cevabını ergenlik de erken yaşa geldi. Doğru. Daha erken yaşta adet görülür, doğru, daha erken yaşta olgunlaşırlar. Bu ne demektir? Bizi biz yapan genetik sarmaların çok daha erken yaş döneminde aktif hale gelmesi yani ve problemleri erken çıkarması. Sağlıklı beslenme trend oldu ama herkes bunu uygulamıyor. Biraz daha bilinçlenmek gerekiyor ilk etapta, değil mi? Sağlıklı beslenme aynen öyle. Selülitle savaşta masajın etkisini öğrendik. Özge Ulusoy diğer yöntemleri de merak edip doktorumuz Ozan Balık'tan öğrenmek istiyor. Onun dışında beslenmemize dikkat ettik. Derimize masajımızı yaptırdık. Yüzmeyle uğraştık. Egzersizimizi yaptık. Sıvımızı günlük olarak, düzenli olarak aldık. Olduk ki hiçbir şey olmadı. Hala portakallar duruyor. Ya, tabii bunları zaten yapsanız dahi genetik yapınızla mücadele etmek çok zordur. Eninde sonunda selülitle karşı karşıya kalabilirsiniz. Ondan sonra profesyonel artık işlemlere, müdahalelere geçmek gerekiyor. Ha, bu konuda neler yapıyoruz ondan söz edeyim isterseniz. Normalde kilo kaybetmek için demek doğru değil de yağlarımızı azaltmak, vücudumuzu şekillendirmek için liposakşın zaten çok klasik bir uygulamadır vesaire. Ama klasik liposakşında derinin o üst katmandaki selülitin oluştuğu plana girmek biraz sıkıntılıdır. Ciddi anlamda ameliyat komplikasyonlar neden olabilir. O yüzden günümüzde modern teknoloji kullanarak selülitü oluşturan problemleri direkt olarak fizyopatolojisini açıkladığımız problemlere direkt müdahale edebiliyoruz. Nasıl yapıyoruz bunu biz kliniğimizde? Laser dediğimiz bir teknoloji var. 1980'lerden beri bilinen ve zaman içerisinde kendi kendini geliştirmiş, daha da modernize hale gelmiş olan sistem. Sonunda selülite de müdahale edecek şekilde güncellendi. Bu bir lazer operasyonu mudur? Bu bir lazer operasyonu değil de bu ultrasonik bir liposakşın cihazıdır. Ses dalgaları yağlar sıvılaştırılır ve sıvılaşan yağ da başka bir sistemle emilerek dışarıya atılır. Klasik olarak hasta göre yüzde kaç ben düzeleceğim ya da yüzde kaç sonuç alacağım bilmiyorum. Böyle bir yüzde hesabı yok aslında. Kişiye göre değişiyor tabii. Kişiye göre kesinlikle çok değişiyor ama bu konuda illa da bir yüzde vermek zorunda bırakırsanız %70-%80'den söz edebiliriz. Yüksek bir yüzde o zaman. Evet. Peki evet. Bu bir seans uygulanan bir şey midir yoksa bir ameliyat gibi mi, tek seferlik mi? Bu bir ameliyattır ve bu ameliyat bir seans yapılan bir işlemdir. Tek seferde yapılıyor. Evet. Peki ne kadar sürede iyileşiyor hasta bu operasyondan sonra? Şimdi ameliyattan bir gün sonra taburcu oluyor hasta. Bir gece hastanede kalmasını istiyoruz. Biz ameliyatın süresi tabii ki problemli olan bölgenin boyutuyla ilişkili bir şey. Ondan sonra üzerinde korseyle biz 2 ay kadar takip ediyoruz. Süreç içerisinde 3. haftadan sonra bazı yardımcı destek cihazlarımız var. Bizim o cihazlarla bakımlarını takip ediyoruz. Ama özetle hasta yaşantısına birkaç gün içerisinde dönebiliyor. Tabii yani ki. Basit hayatına. Tabii. Hatta biz 2. haftasına itibaren yüzmesini istiyoruz hastalarımız. O kadar spor içerisinde kadar direkt atabiliyoruz. Hayata atılabiliyor aynen, yani. Aynen öyle. Şimdi sıkı durun. Doktorumuz Ozan Balık selüliti yok etmek için geliştirilen ultrasonik liposuction yöntemiyle alınan yağların vücudun diğer bölgelerine rahatlıkla enjekte edilebildiğini söylüyor. Selülit cerrahisi ve liposakşını ben ayırıyorum. Selülit cerrahisinde sizin çok hatır sayılır bir yağınız ortaya çıkmayabilir de. Çünkü dediğim gibi o kadar yüzeyde oluşan bir olay ki oradaki yağın miktarı çok değil. Ama elbette selülitle beraber vücudunuzda bir miktarda yağ kaybetme birlikte yapılır mı? Evet yapılır. Yani liposakşın yaptığımızda liposakşın aslında selülit cerrahisi birlikte o yağı alıp yüze ya da neresini istiyorsa enjekte edebiliyorsunuz. Evet, özellikle laser kullandığımız hastalarda elde ettiğimiz yağ enjekte edilebilir bir yağdır. Bunun lazer olan üstünlüğü budur. Lazerde bunu yapamazsınız mesela. Erir gider o. Ha, çok enteresanmış. Evet. Böyle şeyleri de ilk kez buradan seyircilerimize duyurmuş olduk. Ozan Bey çok teşekkür ediyoruz. Bize çok değerli bilgiler verdiniz gerçekten. Eminim seyircilerimiz de çok memnun kaldı. Çok teşekkür ediyoruz sizlere.